Hocam sizi bunları bir incelerken çekeyim şey mi yaptım ben? Yok durun. Bir şey yok mu müteş müteş? Müteş var. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fayının kesişim noktası Bingöl-Karlova üçlü eklem zonunda meydana gelen deprem, depremlerin odak merkezini gösteren harita üzerindeyiz. Şu Doğu Anadolu fayı, şu kısımda gelen de Kuzey Anadolu fayı. Bunların kesiştiği yer Bingöl-Karlova, deprem riskinin yüksek olduğu bir yer. 1990 yılı sonrası meydana gelen depremlere ait veya faylara ait odak çözümlemelerinin olduğu Berta, bu fayların hareket yönünü göstermekte Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayındaki fay zonları üzerindeki faylara ait hareket yönleri. Öncesinde meydana gelen faylara ait çözümlemelerle birlikte bölgede yer alan fayların gerilim stres haritaları çıkartıldı. Bu haritalara bağlı olarak 6 farklı senaryo ortaya kondu. Buna bağlı olarak ortaya çıkan temel özellikler yaklaşık olarak 6 ile 14 kilometre derinliğe kadar olan faylarda ciddi anlamda bir stres yüklenmesi ve gerilimin arttığı görüldü. Buna bağlı olarak sismojenik bölgenin özellikle bölgede 6 ile 14 kilometre derinlikte olduğu ama son depremlerle birlikte daha derin fayların da aktivite kazandığı belirlenmiş oldu. Buna bağlı olarak gerilimin arttığı yerler neresi? Bunlardan bir tanesi Muş Ovası'nın hemen kuzey batısı, Mercimek Kale ve çevresi artı Varto. Gerilimin olduğu yerlerden bir tanesi hemen Muş'un batısında Bingöl, Genç, Lice tarafları. Yine gerilimin arttığı yerlerden bir tanesi Muş'un kuzeyinde Bulanık, Malazgirt tarafları. Gerilimin arttığı yerler olarak karşımıza çıkıyor. Buralarda orta şiddette depremler meydana geldiği gibi bundan sonra da gelebileceğini beklemekteyiz. Şimdi 2015 yılında bölgede yapmış olduğumuz çalışmada 1990 yılından sonra meydana gelen depremler ve bu depremlere ait çözümlemeler yapıldı. İki jeofizikçi arkadaş tarafından Alper Demirci, Yunus Levent Ekinci. Şimdi bu hocalarımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışmada elimizde somut olarak şunlar ortaya çıktı. Bölgede 16 kilometre derinliğe kadar olan faylarda ciddi anlamda bir stres ve gerilmenin arttığını tespit ettik. Bunlar da bölgede her an orta şiddette bir depremlerin meydana geleceğini göstermekte. Burada daha dikkat çeken özellik, özellikle birkaç gün öncesinde meydana gelen ve Kuzey Anadolu fayı üzerinde de oluşan depremler daha aşağılarda da daha derinlerde de daha büyük depremlerin olabileceği yönünde bize sinyal ya da işaretler vermeye başladı. Deprem derinliği arttıkça etkileyeceği alanın büyüklüğü artar. Ve son depremlerin, birkaç depremin Kuzey Anadolu fayı üzerinde meydana gelmesi, 1939 Erzincan depreminin bu fay üzerinde oluşması özellikle batıya doğru stresin arttığı veya taşındığını düşündürmekte bize. Bu da bölgede orta şiddette ve büyük bir depremin beklentisi içerisinde olmamıza neden olmaktı. Şimdi 2015'te yapılan çalışma aslında bu çalışmada kullandığımız yol ve yöntemlerin bize bu son depremlerle birlikte doğru olduğunu ve öngörülerimizin bizi doğru yönlendirdiğini ifade etmiş oldu. Bu çalışma hem batıya doğru daha da genişletilebilir, içerisinde Elazığ depremi de dahil edildiği zaman bölgede stres yüklemesinin veya gerilimin arttığı noktalar daha net bir şekilde ortaya konulabilir. Bu çalışmaların Muş için özelliği ne? Bu çalışmalarda da özellikle Varto fay zonundaki hareketlenmeyi takip etmek lazım. Bir, Varto fay zonundaki hareketlenme arttığı zaman özellikle Muş bindirme zonunun batısında kalan kesimlerinde aktivite kazanması söz konusu, aktivite kazanacağını düşünüyoruz. Muş Ovası'nın kuzey batısında Mercimek Kale ve çevresi, Bulanık, Malazgirt, buralarda da orta şiddette depremler olabileceğini düşünüyoruz.